Spor Gündemi'ne hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi saat diliminde e, izleyicilerimize layık olmaya çalışıyoruz ve uzun süredir de e, onların e, takdirini kazanıyoruz diyelim. Bir kez daha teşekkürler sevgili izleyicilerimiz. E, hakikaten sizden gelen e, olumlu enerjiyle biz de iyi işler yapmaya gayretindeyiz. Halid domaç ve Zeki Uzundurukan kendi saat diliminde en çok izlenen spor gündeminin elbette iki, iki mimarı. Hoş geldin Zeki abi. Bir Hoş bulduk, görür, iyi yayınlar. Bize. İzleyicilere teşekkür ederim ama yılların habercisi olarak sen de öylesin. Haldun abi duayenimiz zaten. Estağfurullah. Estağfurullah. Baktığımızda e, yoğun telefon diplomasisiyle buraya kadar geliyoruz. Senin meşhur lafındır. E, haber kaynaklarımız var, haber kaynaklarından haberler getiriyoruz. Her gün güncel haberler kolay değil. Haberin merkezinde olduğumuz için de e, izleyiciler, e, seyircilerimiz, futbol severler bizleri ödüllendiriyor. Onlara teşekkür ederiz. Daha iyisini yapacağız inşallah özellikle yaz transfer döneminde bütün bombaları patlatacağız her, her zaman olduğu gibi kırmızılar havada uçuşacak kırmızı kravatlarımızı takacağız gerekirse o çilek geldiğinde kırmızı ceket de giyeriz <gülüyor> aynen öyle <laughs> Reje ekibine de Evren Yavuz'a, Mustafa İnce'ye, yönetmen tabii, Hüseyin'e işi. diğer bütün yönetmen arkadaşlar ekibimize çok teşekkür ediyor. Yoğun bir, tabii ki e, bir emek var Haldun abi. Ek, bir ekip işi bu. Yani tek başına yapılacak bir iş değil. Herkes e, hani klasik tabirle taşın altına elini koyuyor. <laughs> Ve e, tabii burada en önemli teşekkürü, biz bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz ama en önemli teşekkür izleyicilerimize. Çünkü onlar izlerse e, program büyüyor, gelişiyor, e, özel bir yere geliyor. Bizi de motive ediyor. Dolayısıyla onlar da bize destek oluyorlar. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Bu saat diliminde senin de söylediğin gibi e, en çok izlenen spor programı olmamız bize de mutluluk veriyor, gurur veriyor. Çok teşekkür ederiz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar... ...bize sosyal medyalarımızdan gönderdikleri sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de şu... ...gerçekten çok kaliteli ve seviyeli bir izleyici kitlemiz olduğu... ...gerçeğini de vurgulamamız lazım. Yani sporun içerisinden gelen bir kitle var. O kitle bize sorduğu sorularla da bir anlamda ufuk açıyorlar. O manada da teşekkür ediyorum ben gerçekten şahsım adına ve ekibimiz adına. Ben bir teşekkürle Bu imkanları sağlayan, bu uzay üstü gibi modern, son derece modern stüdyolarda yayın yapmamızı sağlayan patronumuz Doktor Serhat Albayrak, genel müdürümüz Abdülalik Çimen'e, işte yayın koordinatörümüz Aspor'un Ender Bilgin'e, Ender Bilgin'e, Şen'e, Patronu. Mustafa Göksu ya, değil mi? Cüneyt Şen, Mustafa Göksu, o diğer spor müdürlerinin hepsine de dev bir ekip var arkada. Yani Onların da tabii ki moral motivasyonlarıyla buralara getirdik programı. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Tabii ki bu iş Emek, e, emek istiyor. Emek vermeden olmuyor, çalışmadan olmuyor. Biz çalışmadan gelmiyoruz buraya. E, i̇ki saate yakın gazetelere bakıyoruz. Ondan sonra işte haberleri topluyoruz ve programa hazırlıklı geliyoruz. Anket hazır mı? Bir anket düşündük. E, Haldun abi ile Zeki abinin de şu an anketten haberleri yok. Vallahi Süperlik yok. hakemlerinin yönetiminden memnun musunuz? Evet. Hayır. Kararsızım. <laughs> ben e, şöyle söyleyeyim. Yüzde 86 hayır. <laughs> Şimdiden söyleyeyim diyorsunuz. Ya, bakayım yüzde tutturabilecek 80, miyim? Yüzde %80'e yakın çıkar. Yüzde %75 kesin çıkar. Yani gerçekten e, güzel bir e, anket. Evren Yavuz. Hatta bunun üzerine şunu da söyleyeyim. Bu da bir anketi. Biz de paylaşarız. Siz e, de paylaşın. E, bu anketle bağlantılı e, yeni bir bilgi de kulüp, e, ilk kulüpler birliği toplantısında e, Süper Lig kulüplerinin yüzde ee, %50'den hatta %60 ne yakını eee MHK başkanı e, Serdar Tatlı'nın gitmesinden yana tavır alacakmış. Bunu da söyleyelim yani. Koltuğu sallanıyor. Süper Lig kulüpleri şu anda MHK başkanından hakemlerden memnun olmadıkları için o atamaları yapan MHK başkanından da memnun değiller. Bunu dile getirip ondan sonra da federasyona gidecekler diye bir duyum aldım. Ben yani arada kaynamasın bu önemli bir istihbarat şey Mustafa İnci. Ya zaten yani biliyorsun Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gidip tavrını net bir şekilde koydu. Yani Serdar Tatlı'yı istemiyoruz. Yalnız evet. tabii şöyle bir şey var. Sayın Ahmet Aoğlu'nun söylediği bir cümle var. onun için de o konuya da dikkat etmem gerekiyor, etmemiz gerekiyor. Ben 3 yıldır görevdeyim diyor. 4 tane MHK başkanı değişti diyor 3 yılda. Evet. Ve Hiçbir tanesinden memnun olan bir kulüp görmedim ben, hiçbirisinden. O zaman biz şöyle yapıyoruz galiba anladığım kadarıyla, benim anladığım bu. Biz sivrisineklerle mücadele ediyoruz. Bataklığı kurutmak için bir evet, çabamız öyle. yok. Yani o sivrisinek, bu sivrisinek diyoruz. Şimdi bakıyorum genel olarak, tabloya bakıyorum. Ee, bilmiyorum Zeki de katılacak mı? Dün Fener çok duşluk, memnun mu? konuştuk. Hayır ya şunu söylüyorum, evet. Fenerbahçe <laughs> memnun mu? Değil. Galatasaray memnun mu? Değil. Beşiktaş memnun mu? Değil. Trabzonspor memnun e, kim memnun o zaman ya bu hakemler kimi memnun ediyorlar Kimsin. yani bu noktada bakmak lazım acaba e, bu noktada mı yanlış yapıyoruz onun için de biraz galiba e, söylediğim gibi hani çok kolay bir şey değil belki ama e, söylediğim bu yani tek tek e, sivri sineklerle uğraşmak yerine genel olarak bataklığı kurutmanın çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Maalesef o konuda çok büyük bir çabamız olmadığı gerçeğini de vurgulamak istiyorum. Yoksa Serdar Tatlı gidecek, kim gelecek? Ya burada Zeki ile ben gelmeyeceğiz ben, herhalde. keşke yani. ben gelsem. Yani, <laughs> yani. Ya, mangal gibi yürek olacak. MHK başkanında mangal gibi yürek olacak ama MHK başkanını uzaktan kumandayla dün uzaktan kumanda dedim ya perdenin arkasında uzaktan kumandayla televizyona basarsın, kanalları değiştirirsin, açarsın sesini, yükseltirsin, alçaltırsın. O uzaktan kumandayla yönetilen MHK başkanlarından hiçbir şey beklemeyin kardeşim. Oraya MHK başkanı, işte Erman Toroğlu gibi, Ahmet Çakar gibi dirayetli, güçlü, tuttuğunu koparan güçlü bir isim gelmesi lazım. Herkesin korkması lazım. Herkesin saygı duyması lazım. Yürürken bile etrafındaki hakemlerin şöyle hazır ola geçmesi lazım. Öyle bir disiplin lazım MHK'ye ve o alttaki hakemlere. Maalesef bu olmadığı sürece uzaktan kumandayla olduğu sürece bu işler düzelmez. Ama e, Galatasaray Başkanı'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin perdarkasını da biraz sonra açıklarız. O detaylara da geliriz. Bugün çok bilgi var elimizde. Yani soluk soluğa bir program olacak. Aynen öyle. Şimdi tabii dün geceyle başlayalım. Ee, Evren Yavuz'la Mustafa İnci diyor ki Christoph Daum'un fotoğrafını ne zaman verelim? Ee, biraz bekleyelim şöyle bir maçı bir <laughs> yiyelim. E ee, tabii... Kristof Dağım'ın açıklamaları, Emre Belezoğlu'nun da o konuyla alakalı ifadeleri var. Bu ayrı bir konu ama maçı bir değerlendirelim. Şimdi Aldin abi maç başlarken Fenerbahçe taraftarı özellikle Kadıköy'de huzursuz. Garanti 3 puan bizim diyemiyor. Evet. Ee, ya şimdi bunun birçok nedeni var. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Biz burada 5 haftadır dillendirdiğimiz bir konunun bugün Türkiye'nin de gündeminde olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum ben. Yani demek ki takip ediliyoruz, izleniyoruz, güzel. Burada 5 hafta önce belki de daha fazla Zeki de hatırlayacaktır dedik ki bu Fenerbahçe'nin santroforu kim? Söyledik. İkimiz de söyledik. Ben de söyledim. O da söyledi. Daha eski söylediniz ya. Ya 5 hafta 6 hafta oldu. Sezon başı. Ya Fenerbahçe'nin Santoro, şimdi bakıyorum bütün yorumcular bu Fenerbahçe'nin Santroforu kim demeye başladı? Kim gerçekten kim ya? Ya bilmiyorum yani. Mesela bu hafta niye tiyam oynamadı? Evet. Samatta'nın kalbi kırılmıştır abzonda. Golü kaçırınca ya ben gerçekten bunu duydum. Ee, i̇nşallah yanlıştır falan dedim yani. Uçakta moral verilmiş Samattaya. İşte sen bizim Santroforumuzsun falan ve Antalya Spor maçına Samatta çıktı. E, o zaman kalbi kırılan herkes oynayacak demek ki. Yani o kenarda bekleyen e, genç çocukların da kalpleri kırılsa onlar da oynasa keşke. Ya bir kere ya bir santroforunu belirlersin, 5 hafta oynatırsın, dört hafta bunu daha önce de söyledim. Böyle bir böyle bir anlam e, yüklenemez santroforu. Santroforun bellidir ya bir takımın kalecisi ve santroforu bellidir. Değiştiriyor musun altayı? Arada Harun'u oynatayım, morali bozulmasın, kalbi kırılmasın diyor musun? Böyle bir şey olmaz. Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bir takımın santroforu yok. Bir. İkincisi bu takımın kapalı savunmaya nasıl hücum edeceğiyle ilgili bir oyun anlayışı yok. Sistemi yok. Kapalı savunmaya nasıl hücum edilir? Şimdi bu noktada ben açıkçası şunu söylüyorum. Acaba diyorum bu noktada yani kadro yapılanmasında oyun sisteminde Erol Hoca yalnız değil mi diyorum. Yanındaki Mehmet Yozgatlı mı? Volkan Demirel mi? Aurelio Yukarıdan mu? Aurelio mu? Bir şey, ya böyle yani olamaz böyle bir şey. Yani şimdi ne dedi e, Zeki? Dedi ki Caner'i erken orta yaptığı için, gereksiz orta yaptığı için gönderdi. Dün akşama bakalım. Ben erken orta 25 tane falan var galiba. Bir Onun, Gökhan, onu, onunla ha, ilgili de istatistikini işte vereceğim. Gökhan var, mi? bir taraftan yapıyor, Zalay ha. bir taraftan yapıyor. Ha. Gökhan ya senin böyle bir santroforun yok. Hani Sörlot gibi ya da işte ne bileyim böyle hani Mustafa Muhammed gibi çıkacak kafa vuracak evet. falan. Öyle bir santroforun yok. Santroforun sırtı dönük oynayamıyor. Senin 3 santroforun var. Üçü de karambol santroforu. E sen şimdi 3 santroforun var. Kenardan şişir Allah şişir. E ne oldu? Topu yere indirdi Valencia. Çekti. iki tane çalım attı. Vurdu gol oldu. Sen öyle gol atabilirsin. Senin başka türlü gol atma ihtimalin yok. Hele kapalı savunmaya. Bir de üstelik oraya diziyor e, rakipler. Geçen sefer atınçla biliyorsun Alpaslan hmm. dizilmişti Göztepe maçı. Göztepe. Burada da Nando, e, Veysel, Kudryashov gelene vuruyorlar, gidene vuruyorlar. E bu nasıl bir hücum ya? Ya Dandona boş... döndü değil mi? Ya tabii yani, tabi, de, yani am panik başlıyor. Panik butonuna basıp durmadan şişiriyorlar. Yok kardeşim o o son çizgiye topu indirmediğin sürece ne oldu? En tehlikeli pozisyon ne oldu? O say Samuel geldi. Son çizgiye indi, geri kesti. En tehlikeli pozisyonun oluyor. Başka pozisyonun olamaz senin böyle bu, bu tür takımlara karşı. Ve bir tane de deneyin kardeşim Mesut da dahil buna. Bir tane de şu savunmanın arkasına dip top atın deneyin mesela. Yok olmuyor. O zaman e, o zaman bu işte bir sıkıntı var demektir. Yani genel anlamda bir sıkıntı var. Yani Caner gitmesi sorunu çözmedi yani onu anlatmaya çalışıyorum.